وستين لحظة من نظر بلحظ بها إلى أهل الأرض فمن أدركته تلك اللحظة صرف الله شر الدنيا وشر الآخرة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan rızam aleyhüm salavat ve teslimatın ehli beyt el ashab etvaları rıdvanullahi teala aleyhi mecmainin bil cümle mümin ve müslüman kardeşlerimizden irtihal dar baka edenler rahmetullahi aleyhi mecmainin hasreten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşahefendilerimiz hazırun ve dersini dinleyen kardeşlerimizin tüm geçmişlerimizin ervah için el Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Dünya kıyamet günü. Bismillahirrahmanirrahim. Resulü Müşteba sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz buyuruyor. İnne lillahi teala fi kulli yevmin 360 lahza. Allah Zülcelal Hazretlerinin her gün 360 nazarı vardır. Min nazarillahi yelhazu biha. Allah'ın yeryüzüne, yeryüzü insanlarına baktığı, rahmet nazarıyla baktığı 360 nazarı vardır her gün. Her gün öyle. فَمَنْ اَدْرَكَتْتُ تِلْكَ اللَّحْزَ صَرَفَ اللّٰهُ شَرَّ الدُّنْيَا وَشَرَ الْآخِرَةِ. Bu Allah'ın nazarlarından herhangi biri, herhangi biri bir kimseye isabet ederse, bir kimse bu bakışlara yetişirse, onu yakalarsa, Allah Zülcelal Hazretleri o kimseyi dünya ve ahiret şerlerinden men eder, kurtarır. Bu rahmet nazarının etkisi sebebiyle ve atahu hayra dünya ve hayra ahira, dünya ve ahiret hayırlarını verir. Evet. Hazreti Ali'nin oğlu Hüseyin'den nakledilmiş bu hadis-i şerif. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ehli beytinden Muhammed bin Hanefiye var. Onlardan nakledilmiş. Evet. Yani her gün, her zaman, gece, gündüz devamını Allah'a yönelmeli. Allah'ın rahmetinden, bereketinden niyaz etmeli. Her an 360 nazarından birisini yakaladınız mı? Dünya şerlerinden kurtuluyorsunuz, dünya ahiret şerlerinden, dünya ahiret hayırlarına eriyorsunuz. Her an Allah'la olmalı, Allah'a bağlanmalı, Allah'la irtibatlı halde olmalı. Gündüz anladık da gece nasıl olacak diyeceksin. Gece akşam yatarken abdestli uyursanız sabaha kadar ibadet etmiş olursunuz. Böylece uyurken de Allah'a yönelmiş, bağlanmış olursunuz. Bu hadis-i şerifteki müjdeyi kaçırmamak için her an, her yerde, her zaman Allah'a bağlanmalı. Kalbi Allah'la olmalı. Allah'tan niyazda bulunmalı. Ondan gafil olmamalı. Bu hadis-i şerif bizi ona davet ediyor. Evet, büyük insanlar böyle yapıyorlar idi. Bir büyük zatın yanına, evine birisi ziyarete gitmiş. Kapıyı çalmış, içeriye zili basmış, girin anlamına girmiş, bakmış yalnız oturuyor odada. Demiş, yalnız mı oturuyorsunuz efendim demiş. Şimdi yalnız kaldım demiş. Sen geldin, yalnız bıraktın beni. Daha evvel Allah'la bağlı, yalnız değil. Evet, Allah bize de böyle şuurlu bir kalp nasip etsin inşallah. Evet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yine buyuruyor. Evet. Cenazeyi gördüğümüz zaman söylemiştik, bir daha hatırlatalım.
şimdi okuyacağımız hadisten evvel şimdi televizyonlarda işte şurada burada hep gösteriyorlar. Falanca ölmüş. Niye ölmüş ya? Vah vah falan. Öyle demeyeceksiniz diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle bir cenaze size haber verildi mi? Hemen inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Evet, onu söyleyeceksiniz. Biz zaten hepimiz Allah'ın kuluyuz ve varacağımız yerde Allah'tır diye ilk sözünüz bu olacak diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme elhikku bis salihin. Vah vah değil. Allah'ım bu ölen mümine, mümini salihlerin cümlesine kat. Ve ahlifu ala zürriyeti fil gabirin. Geride kalan zürriyetinin yerine halef ol. Bu öldü, evin reisiydi. Öldü, onun yerine işlerini sen görüyor ya Rabbi. Onun halefi ol ya Rabbi. Allahümme la tahrimne ecra. Allah'ım onun ecrinden bizi mahrum etme. Ve la teftinne ba'de. Ondan sonra bizi fitneye düşürme. Ne demek o? İşte ölen adam arkasından mal bölüşürken kardeşler birbirine giriyor. Fitneye düşüyorlar. Evet. Veya buradan okuyorum. Bana kızarsınız diye. Biademiz sabri vel ceza vel feza. Veya ölüme karşı sabırsızlık ediyorlar. Bağırıp çağırıyorlar. Öyle söylüyor. Biademiz sabır. Sabır yok. Bağırıyor. Niye öldü? Niye öldü? Diyor. Taputa vuruyorlar. Saçlarını başlarını yoluyorlar. Böyle yapmayın. Bu fitneye düşmektir. Allah'ın kaderini itiraz etmek gibi bir şeydir. Çok kötüdür. Niyaha haramdır. Durup durup söylüyorum ama herkes de bağırmasını, çağırmasını yapıyor. Bizden hatırlatmak artık siz düşüneceksiniz. Eşinizi, dostunuzu, peygamberimizi bu uyarısına tekrar tekrar söylüyoruz. Siz de uyaracaksınız. Böyle bir durumda bağırıp çağırma, saçını başını yolma yok. Sulu sulu ağlamak güzel ama bunun dışında bağırıp çağırma yok. Niye haramdır? Lanet sebebidir. Öyle demeyeceğiz. Allah'ım bunu salihlerin arasına kat. Ecrinden bizi mahrum etme. Cenaze namazında da bunu söylüyoruz. Allahümme la tahrimne ecra. Ya Rabbim bunu affet. Sağ kalan müminleri de affet. Şimdi önümüzdeki bu mümini de affet. Allahümme bu cenaze namazının sevabından bizi mahrum bırakma. Bundan sonra bizi fitneye düşürme. Dualarını yapıyoruz. Bu duayı da ezberlemeniz lazım. Şimdi hocalar dua bilmeyen Fatih okusun filan deyince siz iyice gevşiyorsunuz. O öğreninceye kadardır. Artık bu yaşa gelmişsin hala cenaze duasını ezberlemediysen mazur değilsin. Bir hafta 10 gün hadi ezberleyinceye kadar o kadar sürmez ya. Bir günde ezberlersiniz. Bunu mutlaka ezberleyin. O dua orada bu işte hadislerden. O da hadistir zaten o dua da. Allahümme affirli hayyina ve meyyitina ve şahidina ve gâibina. Dilimizi de ölümüzü de affet ya Rabbi. Burada bulunan da bulunmayan da affet ya Rabbi. Özellikle şu önümüzde yatan mümini affet ya Rabbi. Arkasından, ecrinden bizi mahrum etme. Uhud da o kadar sevap alacak cenazemizi kılan. Bundan bizi mahrum etme. Sonra da birbirimize düşürme ya Rabbi. Ondan ibret alanlardan, kendine gelenlerden eyle. Duaların şey tercümesi bu. Bunun Arapçasını mutlaka öğrenmeniz lazım. Efendimizin bu duasını biz de hatırlatıyoruz. Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İnne muafatallah. El abde fid dünya. Allah-u Teala Hazretlerinin dünyada kulunu aybını örtmesi ona muafatıdır. Afiyet vermesidir. Afiyet ihsan etmesidir. Evet. Dünyada aybını örtmesi. Günah işlemeyen yok insanlardan. Günah işlediğini hemen duyuruyorlar. Defe koyuyorlar seni.
Bir böyle var, bir de yapıyorsun, sesin çıkmıyor. Kimse bilmiyor, duymuyor. Aslında günah ne diyorsunuz? Kabahat da gizli, ibadetliğini güzel söylüyorsunuz. Dine uygun. İnsan kabahatını, günahını gizli işler. Şimdiki bir Marmaray'da, otobüste, şurada, burada, trende istemez. O bizim Müslüman memleketine sığmaz, edebe sığmaz. Kabahat da gizli. İnsanlarımızın sözü bu. Dinde de böyledir. Kabahat yaptıysan kimse görmeyecek. Kimse görürse o af konusunda işler şey oluyor, çok karışıyor. Kabahat gizli, pişman olmuşsun, affet ya Rabbi diyorsun, siliyorlar. Ama meydanda yapmışsın, senden cesaret almış, bir sürü öyle yapanlar peşinden gelmiş, hepsinin vebali senin üstüne oluyor. Kötülüğe örnek oluyorsun, kötülük çığırı açıyorsun, işler çok karışıyor. Böyle bir Müslüman memleketinde böyle şeyler olmamalı. Herkes böyle söylemeli yanındakine, eşine, dostuna, arkadaşına ki bu Müslüman memleketinde böyle şeyler olmaz. Böyle şeyler olmaz. Evet. Şimdi böyle oldu. Allah seni teşhir etmedi. Kimse duymadı. Ha, bu senin Allah'ın bir lütfudur. Afiyet ihsan etmesindir dünyada. Bak seni o kötülüğünü duysalardı rezil olacaktın. Herkesin nazarında küçük düşecektin. Demek senin bir Allah'ın yanında makbul bir tarafın var ki o ayıbını gizledi, duyurmadı. Bu kuluna Allah'ın dünyadayken en yestür aleyhi seyyiatihi günahlarını izhar etmeyip ortaya çıkarmayıp örtmesi o kuluna afiyet ihsan etmesidir. İhsan etmesidir. Evet. Bu dünyada böyle örtünce ne demek? Allah seni seviyor. Lütfuna uğradın. Ahirette de ayıplarını mahşerde, hesap gününde teşhir etmeyecek. Onun için Allah'a şükret. Allah'a hamd et. Allah'a daha çok yaklaş. Daha çok yaklaş. Gene böyle bir müminin aleni işte mesela Ramazan gününde adam lokanta var, içine girmiyor herif, geliyor kaldırma, masayı kurduruyor çoluk çocuğunla. Oruç tutanlara inat olsun diye yemek yiyor. Aa, buna değil. Böyle ayıbını gizlemeyene değil. Bir hata etmiş, günah işlemiş, gizli yapmış. Ha, böyle Allah da bunu teşhir etmemiş. Hemen tövbe edip Allah'tan af dilemek lazım. Bir mümini böyle gizli günah işlediğini komşun veya şurada burada gördün, tek sen gördün. Herkesin böyle kaldırımda yemek yiyen gibi değil. Herkesin içinde kadeh kaldırıyor, şarap içiyor, nara atıyor filan. Herkesin için böyle değil. Herkesin içinde başka kızla, kadınla öpüşüyor, sevişiyor, bilmem ne yapıyor. Böyle değil. Sen görmüşsün. Sen görmüşsün. Tek sen ört diyor Peygamberimiz. Bir müminin ayıbını örteni Allah ayıplarını örter. Alenileşmişse yok. Orada örtü yok. Dedikodusu da yok onun. Dedikodu büyük günah biliyorsunuz. Çift günah. Bir Allah'ın gıybet etmeyiniz emrini çiğniyorsunuz. Allah'ın hakkına tecavüz ediyorsunuz. Bir de kul hakkı adama şahsiyetine tecavüz ediyorsunuz. Kul hakkı var. Alenileşmişse o alenleştiren hiç kimseden çekinmeyen adamın gıybeti olmaz. Onu söyleyebilirsin. Dikkat et bu adam böyledir. Diyebilirsin. Böyle değil. İşte lokantanın içinde yemiş. Sen perdeden görmüşsün. Dışarıdan bakmışsın. Dikkat. Bunu söyleme diyor. Evet bunu örtersen, bir müminin ayıbını örtersen Allah da senin ayıbını örter. Burada da sen ayıp işlemişsin, günah işlemişsin. Allah örtmüş. Ahirette de senin ayıplarını örteceğine alamettir, delildir. Evet böyle dua edeceksiniz. Allahümme inna nes'elke afve vel afiye vel muafati daime fid dini ve dünya vel ahire. Yapılan güzel duaların birisi bu. Allah'ım dünyada da ahirette de senden afiyet istiyorum. Dinimde ve dünyamda afiyet. Yani böyle günah işletme bana. Günah işlemişsem dalgınlık sebebiyle unutarak teşhir etme beni ya Rabbi. Böyle belalardan, sıkıntılardan, şerlerden, itikat bozukluğundan, dine karşı gelmekten veya ayıp şeyler yapmaktan beni koru ya Rabbi diye dua edeceksiniz.
Tabii ümmet-i Muhammed'e de bunları ihsan et diye ümmet-i Muhammed'e de katarsanız en muhteşem duayı yapmış olursunuz buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Huzeyfe Hazretlerinin arkadaşı Abs el-Kufi ondan nakledilmiş. Allah onlardan razı olsun. İnne mugayyiral huluk ke mugayyiril halk. Evet. Şimdi bunları okuyoruz. Hem kendime hem size. Din kardeşliği görevimizi yapıyoruz. Biz kardeşiz, iman kardeşiyiz, insanlık kardeşiyiz. Aynı ülkede yaşıyoruz, aynı komşuluyuz. Evet, aynı milletin adamıyız. Birçok bakımlardan kardeşiz. Evet, bu kardeşlik görevimizi yapıyoruz, sen de yapacaksın. Şimdi bunları söylüyoruz ki, hatasız kul olmaz, hatalarımızı düzeltelim. Güzel Peygamberimizin nurlu sözlerini kulağımıza küpe edelim, yanlışlarımızdan uzaklaşalım diye. Evet, bu maksatla okuyoruz bu hadisleri. Diyor ki Efendimiz, bir adamın ahlakını değiştirdiğini görürsen inanma. Bir adamın ahlakının değişmesi, huyunun değişmesi, yaratılışının değiştirilmesi gibidir. İnneke la tastatiu en tugayyira halkahu hulukahu hatta tugayyira halkahu. Bir adamın yaratılışını değiştirmeden huyunu değiştiremezsin, gücün yetmez diyor. O zaman hadisler niye okuyorsun hocam? O zaman peygamberler niye gönderilmiş? Kötü huylar iyiye çevrilmeyecekse, neden Kur'an şu haram şu helal demiş? Evet, peygamberimiz bir şeye dikkat çekiyor. Bir adamın huyunun değişmesi çok zordur. Bir defayla olmaz. Bir sözle hizaya gelmez insanoğlu. Eğer kötülük yapmak ya alışmışsa, huy haline gelmişse, gevezelik etmek bazı adamların şeysidir. Huyudur. Duramaz. Küfür etmek bazı adamların huyudur. Yemin etmek de şimdi günümüzün insanın huyu. Konuşuyoruz. Ya sana inanmadım falan dediğin yok. Vallahi billahi vallahi. Ya ne oluyor ya? Senden yemin istedim mi ben? Şimdi herkesin huyu bu. Vallahi billahi vallahi billahi vallahi. Ya evden çıktım vallahi. Geldim vallahi. Niye lan? Niye? Vallahi ne demek? Allah şahit olsun. Allah o kadar ucuz mu lan? Peynir ekmek yer gibi. Şimdi insanların bu şeyle alışkanlığı var. Evet. Şimdi bu huylardan vazgeçmek lazım. Bizim dedelerimiz 1000 yıllık medresemiz var. Dedem ve mollalardan birisi küfürbazmış. İki laf etti mi birisi ananı avradını sinkaf diyormuş. Huyu adamın öyle. Herkes de adam molla medresede dedem kovmuyor. Çok zeki çocuk ama ağzı böyle. Herkes korkuyor. Hoca diyorlar ya bu ne? O da zekasına hayran. Bir gün adam olur diye onu kovmuyor. O da hocasına çok bağlı molla. Demişler hoca o kadar olmaz ya. Normal sohbette bile bir kelime söylüyor. Ananı avradını diyor. Nasıl edelim yani? Aramızı alamıyoruz. Uzaklaşamıyoruz. Gel demiş buraya. Demiş bak dilin altına demiş bir bakla koyalım. Ananı avradın dedi mi bakla diline dolaşacak. Beni hatırlayacaksın. Benim hatırıma demiş öbür tarafı söylemeyeceksin. Sinkaf etmeyeceksin. Tamam hocam demiş. Ben de acizim ama dilim var veriyor işte. Alışmışım. Koymuşlar başarmışlar. Ananı dedi mi hemen bakla diyor. Ha hocam diyor ve sövmüyor. Böyle dersten sonra hocanın çantasını almış eve gidiyorlar. Muazzam bir yağmur yağıyor. Şarıl şarıl. Allah bereketli yağmur versin. Memleketimize de, İslam ümmetine de. Evet, yağmur, bereket, her hayat kaynağı. Nasıl yağmur yağıyor ama. Hızlı hızlı gidiyorlar evine. Giderken pencereyi, şeyini kaldırmış o önüne koyan cumboyu. Kadının birisi. Hocam demiş, dur bir dakika dur. Yağmur da nasıl yağıyor? Molla demiş, çok önemli bir işi olmasa bu kadıncağız demiş, bu yağmurda bizi durdurmaz. Dur bakalım demiş. Efendimizin sünnetidir. Bir dakika dedi mi tamam diyor.
Namaz kılarken bile adam elli ettiğini asılmış. Allah'la işini sonra gördüymüş. Benim işim acele. Peygamberimiz de mescitte. Böyle kaba adamlar var. Niyeti kötü değil ama bilmiyor. Herkes yuyu ellemen demiş ya. Söyle evladım demiş. Selam verip çıkmış namazdan. Söyle. İşini görmüş. Böyle peygamberin sünneti. Hoca da böyle bir adam. Dur demiş. Bu yağmurda dur dediğine göre talebe hayır yok. Sünnet bu. Mümin bir şey istedi mi yerini getireceksin. İyilik adına oldu mu? Önemli bir iş var ki demiş bu yağmurda biz dur. Dur bakalım molla durmuşlar. Yağmur yağıyor. Onlar da aşağıdan kapı açılacak da bizi çağıracak da derdini anlatacak da biz de derdini derman olacak. Bekliyorlar. Ha bekliyorlar kapı açılmıyor. Ha bekliyorlar kapı açılmıyor. Ayaklarında kuru yer kalmıyor. Evet. Ondan sonra bir süre sonra kapı yine açılmış. Hadi gidin demiş hoca efendi. Yani su sıçanına dönmüşler. Kızım demiş derdin neydi bu yağmurda bizi böyle beklettin? Komşular dedi ki tavuğu hoca sokaktan geçerken kuluçkaya yatırırsan çıkacak pilişler takkeli olur dediler de hocam onun için oğlum demiş şu baklayı çıkar diyeceğim ama demiş. Hani insanı böyle zor durumda bırakma durumları olur. Önemli onun ağzı dili alıştırmamak lazım. Baklayı çıkar sözü oradan geliyor. Yani bazı adamlar bunu çeker. Bu huyu değiştirmek zor. Çok zor. Çok zor. Ama bundan vazgeçin anlamına değil tabii. Hazreti Ömer müşrikti. Hem de katı müşrikti. Bugün dünyanın parmak ısırdığı adam oldu. Eğer düzelmeyecek olsa o düzelmez. Sahabilerin değil mi? Hepsi şirkten geldiler. Ebu Bekir'in hiç puta taptığı söyleyen yok. Böyle. Düzelmeyecek onlar düzelmezdi. Ama onların muallimi Muhammed Mustafa mucizeler gösterdi. Üstün kişiliğiyle onlara örnek oldu. Kaya gibi, taş gibi adamları yumuşacık yaptı. Öyle. Biz de şimdi onun sözlerinden yetiniyoruz. Hani yanında bulunamadık. Yani onun sözlerine uyarsak sanki onun yanında o hizaya gelen Ömer Osman gibi onlarla haşrolunacağız diyor. Öyle diyor Peygamberimiz. Çünkü bu devirde düzgün Müslüman olmak ne kadar zor. Bu zoru başardık mı öyle olacaksınız diyor. Ahir zamanda ümmetimin sonundakiler mi daha hayırlı, baştakiler mi seçemem diyor. Öyle kahraman Müslümanlar olacak. Allah bizi onlardan yapsın. Şimdi arkadaşlarımız oluyor mesela. Bizimle tanışıyorlar. Demek bir nasibi var. Bizim marifetimiz değil. Pavyon kapıdan arkadaşımız. Öyle kimseler. Hiç namaz abdest yok. Özellikle o biçim kız alıyor. Öyle evleniyor. Tanışıyoruz bir yerde. Evet. Sonra namaza başlıyor. Geliyor bana diyor ki hanımıma söyledim. Örtünmeyeceğim dedi. Evet. Boşayacağım. Dur lan. Sen kaç yaşındasın? Namaza başladın. Öyle ben bir söyleme de hizaya gelmedin yani. Boşamak yok. Kaç tane böyle? Kaç tane böyle? Boşamak yok. Yavaş yavaş. Huyu zor değişir. İnsan alıştığı şeyi zor bırakır. Peygamberimiz ona dikkatimizi çekiyor. Şu öğretmen, müdür, okulda, anası babası o biçim, sokak çocuğu. Hemen hizaya gelmiyor. Yok yok hoca bir dakika dur dur. Hemen birden olmaz bu iş. Tılsımlı derneğimiz mi var canım? Yavaş 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 sabır. Gayret edeceğiz. Eşinizi yola getirmek için, arkadaşınızı yola getirmek için, hocaysanız talebeyi yola getirmek için yavaş yavaş sabır, sabır, fedakarlık yapacaksınız. Huy değiştirmek sanki yaratılış değiştirmek gibi. Bir adamın öyle diyor zaten burada var. Diyor ki bir dağın yerinden oynadığını duyarsanız inanın. Aman huy, adam huyunu değiştirdi inanmayın diyor. Öyle hadis de var. Bu hiç olmaz manasına değil. Çok zordur. Bu zorluğu bilerek ona göre tedbir alacaksınız. Ona göre çalışacaksınız. O anlama geliyor. Evet bu huyları huy haline gelmiş. İşte iyilikler de bizde huy haline gelmeli. Yani
birisi bir şey rica etti mi hemen verivermeli. Bu devirde de işte bu huyvanı geldiği zaman çok oluyor biliyorsunuz. Şimdi o hadiste gelecek. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki inne minel beyani sihra ve inne mineşşiri hikeme. Bazı sözler vardır, büyüler insanı. Şimdi profesyonel dolandırıcılar var. Profesörün parasını alıyor elinden değil mi? Hocanın parasını alıyor elinden. Bize de geliyorlar şimdi, bir konuşuyor ama çocuğu kanser olmuş da, gelmiş de, parası kalmamış da, hastanede şöyle olmuş da. Aman ya Rabbi, her şeyi vereceğin geliyor. Öyle güzel konuşuyor ki adam, bizi etkiliyor. Evet, vermemiz lazım gelene. Bilmiyoruz. Aç kaldım diyor, sokakta kaldım diyor. Cebimizde para aldı götürdü. Bir daha geldi, ha dedim yok. Şimdi sen aynı lafları gene diyor, daha geçen gün geldin ya dedim. Şimdi bu konularda Efendimiz bize şöyle diyor, vermek huy olmalı insanda, güzel. İyilik etmek huy olmalı. Yani ben vereyim, sadaka belayı def eder. Güzel bir şey bu. Güzel bir şey ama böyle düşünmeden verivermek, huy bu. Adamın şeysi bu. Bu hale gelmeli, iyilikleri yapmak insanda böyle huy haline gelmeli. Huy kolay kolay değişmez. Evet, huy haline gelmeli. Kötülük de öyle, huy haline gelmesi bir adam yalan söyleyeyim alışmışsa bırakamaz yalanı. Evet, karakola gidiyorsunuz. Hocam diyorlar, bu hırsızları her gün yakalıyoruz. Biz dövmekten usandık, bununla hırsızlık yapmadan usandık. Huy, adamın huyu hırsızlık yapmak. Güzel güzel duymaz. Devletin başındaki adam salıveriyor. Hemen çıkıyor, bir tane de cinayet işliyor, bir tane de hırsızlık. Huy haline gelmiş. Kolay kolay düzelmez. Buna göre tedbir alın. Efendimiz dediği bu. Bu iş çabuk olmaz, zor iştir. O kadar zor iştir. Ona göre tedbirli davranın. Ona göre davranışlarınızı ayarlayın buyuruyor güzel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Aile içinde böyle, komşu içinde böyle, idarede böyle, her yerde böyle. Huyları değiştirmek kolay olmaz, zordur. Ebu Hureyre Hazretlerinden Tabarani Deylemi sahih ravilerle, sika ravilerle nakletmiş İsmail bin Ayyaş. Evet. Radiyallahu anh'tan. Evet. İnne meleken müekkel bimen yakulu ya ahramar rahimin. Ya ahramar rahimin. Femen kâleha selâsen kâle lehu melek inne ahramar rahimine kad akbala aleyke. Evet. Dua edeceğiz. Dua etmek ibadetin özüdür. İmanın özüdür. Çünkü dua ne demek? Acizinizi itiraf ediyorsun. Kapı çalınacak, istenecek, verecek tek kudret Allah diyorsun. Buna inanıyorsun, Allah'ım diyorsun. Allah yukarıda değil. Dua etmenin edebi bu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle dua etmiş. Yoksa Allah yukarıda değil. Hristiyanlığa öyle inanıyor da bizde Allah mekandan münezzehtir. Bir Ermeni profesörü, arabamı aldım ben, evine getirdim. İnsanız ya, insana iyilik lazım. Aynı götürdük, bıraktım. Kaçıncı katta oturuyorsun hoca dedim, 16. katta dedi. Elektrik kesilse nasıl çıkacaksın ya dedim. Hoca dedi, sen dinler adamsın dedi. Tanrı'ya yakın olmak istedim dedi. Ulan Allah yukarıda mı be? İnancı öyle, Hristiyan, Ermeni. Biz de öyle değil arkadaş. Allah mekandan münezzehtir. Ama Allah yukarı değil ama peygamber böyle dua etmiş. Yani dua ettiğiniz zaman istediğiniz geliyor. Böyle bakın, böyle yapmıyoruz. Böyle yapıyoruz. Buraya dolacak, buradan üstümüze gelecek gibi. Hani öyle üstümüze hep geliyor gibi. Öyle algılayacaksınız. Efendimiz öyle örnek olmuş bize. Biz öyle yapıyoruz. Mümkünse kıbleye karşı dön, öyle yap. Şart değil de ama kıble bereket yeri bizim. Onun için ölürken bile kıbleye çevireceğiz adamı ki
bizim bereket yerimiz oluyor. Adam ölürken biraz rahmet bereketten faydalansın diye yapabilirsek yani. Evet, şimdi dua ederken geçmiş günahlarımıza tevbe istiğfar etmesi lazım insanın, müminin. Onlara pişmanlık duyması, affet ya Rabbi bu pişmanlık ateşini demesi lazım. Dua affet, estağfurullah ve etûb ile bir duadır. Namazdan sonra 3 defa söylerseniz namazdaki eksiklikleri bu melekler o eksikleri siliyorlar. Tam %100 doğru kıldı diye yazıyorlar. Efendimiz hadisi var. Onun için namaz kıldıktan sonra 3 defa estağfurullah deyin. O hatalarınızı tam geçirsin deftere. Öyle müjdeler var. Ama bunu söylerken laf ola bergele söylemeyeceksiniz. Bilinçli söyleyeceksiniz. Onun için söylüyoruz. Şimdi duanın kabul olması şeylerinden birisini söylüyor güzel peygamberimiz. Evet. Başında peygambere hamd, Allah'a hamd, peygambere salavat. Salavat getirmediniz mi? Kanatsızdır diyor. Hedefine çok zor varır. Ama kuş kanatlı olursa nasıl gidiyor değil mi? Salavat da duanın kanadıdır diyor. O kanatlarla arşa yükselir, uçar. Onun için Allah'a hamd ettikten sonra peygambere salavat, duanın kabul şartlarından birisi de, birisi de şimdi onu söylüyor. Bu hadiste söyleyeceğim o. Evet, Allah-u Zülder Hazretlerinin görevli bir meleği vardır. Görevli bir meleği. Evet. Bimen yakulu ya erhamer rahimin. Dua ederken ya erhamer rahimin, ey merhametlilerin en merhametlisi Allah diyen kimselerin bu cümlesini tespit etmek için, bellemek, yazmak için görevlendirilmiş bir melek vardır. Ama yetelaffazu biha selasen en sıdkın ve ihlasın bi mutabakatil kalbi el lisane. Dilinden değil, kalbinden söylüyor. Ya erhamer rahimin içeriden geliyor. Dili söylerken kalbine tercüman oluyor. Biz de söylüyoruz değil mi? Allah yine affetsin de, kabul etsin de. Cuma günü işte tövbe istiğfar ediyor hocalar camide. Tövbe ya Rabbi de ha. Böyle olur mu yahu? Peygamber öyle demiyor. İhlasla diyor, bilinçli olarak. Kalbinden gelecek, o kalbin sesini dilin tercüman olacak. Böyle ya Erhamer Rahimin diyeceksin dua ederken. 3 defa söyledin mi böyle? Dua ettiğin zaman içinden gelen duygularla ya Erhamer Rahimin, ya Erhamer Rahimin, ya Erhamer Rahimin, irhamna, iğfir lana. Evet. Ey merhametlin ey merhametlisi Allah. 3 defa böyle söylersen hemen melek diyormuş ki kâle lehül melek, o görevli melek, sırf işi bu, böyle söyleyenleri tespit görevli meleğin, dermiş ki inne erhamer rahimin kat akbel aleyke, senin hitap ettiğin erhamer rahimin olan Allah sana yöneldi. Söyleyeceğin isteği dinliyor. Ne diysen kabul edecek. Aynen böyle bak. Ey Allah'ın merhametinden, şefkatinden, duan kabulünü istediğin kimse Allah'tan, evet, evet, inseltehu ahtake. Bunu 3 defa söyledin, ne istersen sana verecek. Ben görevlisiyim onun. Onun için geldim buraya. Ne istersen sana verecek. Sana verecek der. Böyle söyler. Öyleyse dua ederken ya Erhamer Rahimin, ya Erhamer Rahimin, ya Erhamer Rahimin 3'er kere söylemeyi unutmayın. Söylerken de içeriden söyleyin. Bilinçli söyleyin. Ondan sonra kızıma nasip ver, oğluma muvaffakiyet ver. Biz bunları söylemiyoruz. Gidiyoruz eyübe, iyi gidin. Evet, İstanbulları mahşerde şefaat edecek. Buranın şeysi o. Orada kalmış. Sahabiler hep böyle. Bulunduğundaki yerdeki insanlara şefaat edecek. Gidin ziyaret edin. Bir ihlas, 11 Fatiha. 11 Fatiha, 11 ihlas, 11 salavat getirin. Ruhuna bağışlayın. Size yardım eder. Öyle yapmıyor.
Hemen gidiyor orada bir bez bağlıyor, bilmem çaputunu sürüyor, mendilini sürüyor duvarına. Evet. Veya diyor ki benim gelinin diyor çocuğu olmuyordu, bir çocuk ver diyor. Kim lan o? Allah'ın aciz bir kulu. Evet, güzel kul. Peygamberin sahabesi ama o vermez çocuğu. Allah verir. Bakın böyle bilgisiz, şuursuz davranışlarımız var. Benim kızım sınıfı geçemiyor. Sınıfını geçsin. O değil ya, verecek olan o değil. Allah. Ha, bunun hatırına ya Rabbi. O ayrı. Çünkü Allah'ın sevgili kulu o. Bunun hatırına ya Rabbi. Allah'tan isteyeceksin. Öyle değil. Bundan istiyor. Senden veriyor. Kulağımız duydu yani. Merkez Efendi'yi ziyarete gitmişiz. Benim diyor gelinin çocuğu olmuyor diyor. Bir çocuk ver diyor. Yatıyor kabire. La ilahe illallah. Bu şirktir. Olmur mu ya böyle şey? Verecek olan Allah'tır. Erkek ve dişi çocuğu yaratacak olan. Kur'an da öyle söylüyor. Ama şimdi o kadar bilgisiz ki iyilik yapacak ya, tam tersine. Bu kadar işler karışmış. Evet, böyle dua ederken ya Rahman Rahimin, ondan sonra ne diyecek? İrhamna, bize irhamni, bana merhamet et. Evet, ifilli, beni affet. Benim şu işimi gör. Türkçe söyle, Fransızca söyle, İngilizce. Problem değil. Allah hepsini biliyor. O yaratmış çünkü. O önemli. Ama bu şuurlu, bilinçli olması lazım. Efendimiz ona dikkat çekiyor. Allah'ın özel melekleri vardır. Ya Rahman Rahim'in Allah'ın çok hoşuna giden bir hitaptır. Üç defa bunu söylemişse sıdk ile, kalbinden gelerek, kalbini tercüman olmuş dili şeklinde öyle söylüyor. Hemen melek demiş ki ben görevliyim, geldim. Ne istiyorsan söyle, verecek. İste, verecek. Sel tut. İste, verileceksin. Sana verecekler der. Öyle söylüyor güzel peygamberimiz. Hakim Müstetekin'de Ebu Umame el-Bahili'den nakletmiş. Şu halde dua ederken bu ya Erhamer Rahimine sözünü üç kere tekrarlama gereğine işaret ediyor, teşvik ediyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bunu da bilelim. İnne melekül mevt, inne melekül mevt, ölüm meleği. Kim o? Azrail aleyhisselam. Evet. Veya Allah'ın askerlerinden bir asker. Sayısını Allah bilir. Öyle muazzam askerleri var. Melekler değil sadece askerleri. Çekirge. Milyon çekirge gelse tarlada, ovada bir tane ekin bırakmaz. Bir tane mahsul bırakmaz. Ne müthiş silahtır o, kuvvettir o. Allah'ın askeridir onlar hepsi. Mahvederler. Beni İsrail'e kurbağa ya, bildiğiniz kurbağa. Allah'ın askeri ya o. Firavun takımına orada Musa Aleyhisselam'ın müminlerine eziyet etmişler. Açıyorlar, kurbağa çıkıyor. Tabanda kurbağa çıkıyor, yatağında kurbağa çıkıyor. Aman demişler Musa ya, söyle şunlara da tamam senin dediğin kabul edelim. Kurtulduktan sonra kurban mahfis diyor ya, hani gene de hile zirai gelmiyor ama bir bakın kurbağa askeridir. Ütleri kopmuş. Çekirge de öyledir. Felaket bir şeydir. Allah'ın askerlerinin sayısını Allah bilir. Melekler de onların askerlerindendir. Evet, şimdi bu Allah'ın askerlerinin başında en muazzam melek, meleklerin en muazzamı Melekül Mevt Azrail aleyhisselam. Dayan zuru fi vücuhil ibad. Külle yevmin seb'ine nazra. Her gün 70 kere hepimizin, bütün insanların yüzüne bakar. Her birimizin. Mümkün mü hocam ya? Dünyada kaç milyar insan var? Senin için o mümkün olmaması. Bir anda dünyanın her tarafında görevini yapıyor. Ruhunu alıyor herkesin. Görevi o. Anında gidiyor. Her tarafa ulaşıyor. Öyle bir melek. Ve diyor 70 defa bütün insanlara bakar, insanlara. Yalnız bize değil, bütün kafirine, mafirine. 70 defa kulların yüzlerine. Minel mümin vel kafir. Kafir, mümin. Hepsinin yüzüne bakar. Evet.
فَإِذَا أَضْحَكَ الْعَبْدُ الَّذ۪ي بُوْسَ اِلَيْهِ Cennet alacak. Adam gülüp oynayıp duruyor. Değil mi? Kadehi kaldırıyor. Ho ho falan diye. Azrail gelmiş. Kahkaha yapıyor. Veya adam başka şey kahkaha atıyor. Böyle gülen, görevlendirdiği adamın canını alacak. Adam gülüyor. Yakul ya acaba hayret yahu duistu ileyhi liyakbiza ruhahu ve huve yataku. Adamın canını alacağım. Adam gülüyor. Ya insan ölürken ölümden korkmaz mı ya insan? Adam hala gülüyor ya o der diyor bak. Her birimize bakıyormuş. Onun için arkadaş Peygamber ne diyor? Benim bildiğimi siz bilseniz çok ağlardınız, az gülerdiniz. Mübarek hiç kahkahayla gülmemiş hayatında. Biliyor her şeyi. Sadece tebessüm edermiş. Tebessüm başka, kahkaha başka şey. Tebessüm edermiş. Evet, çok hoşuna giden bir şey oldu mu? Tebessüm edermiş. Azrail bakıp duru. Ne zaman öleceğimizi nereden biliyoruz? Allah sonumuzu hayır eylesin. Ya adamın canını alacağım hala gülüyor dermiş. Öyle. Daha evvel anlattım mı? Gene de gelmişken anlatayım. Süleyman Aleyhisselam'ın yanına gelmiş Azrail görev geçerken merhaba merhaba. Peygamber diyor, ben diyor Azrail'le diyor sizin arkadaşınızla konuştuğum gibi konuşurum. Her peygamber böyle merhaba merhaba diyor yani. Gönül almak güzel bir şey ya. Bakmış Süleyman Aleyhisselam'ın yanında birisi var. Süleyman Aleyhisselam da onu görüyor. Ama adamın sözünü kesmiyor, konuştuğu adamın. Bakmış Azrail Aleyhisselam yüzü hayret, insan hayret duyunca değişmez mi? İnsan hayret ettiği bir şey oldu mu? Yüzünden anlaşılır. Hayret ediyor. Görünmüş onu. Ama biraz sonra başlamış Azrail Aleyhisselam gülmeye. Neden gülmüş şimdi? Şimdi o adam onunla konuşuyor. Süleyman Aleyhisselam konuşuyor. Konuşurken tuh! Benim şimdi memleketimde olmam lazım. Şu işim vardı unuttum geldim işte. Ne olur? Süleyman Aleyhisselam'ın emrine rüzgar verilmiş. Kur'an'da var. Bir aylık yola rüzgar götürüyor. Süleyman Aleyhisselam emrediyor. Rüzgara götürüyor. Ne olur rüzgara emret de beni götürsün. Mesela Hindistan'a. Kudüs'te Süleyman Aleyhisselam. Beni Hindistan'a götürsün. Rüzgar, emret rüzgara. E olur kardeşim diyor o da. Emredi rüzgara, adam uçuyor ya. Diyor ki, kardeşim Azrail diyor. Geldiğinde yüzün diyor, böyle bir acayipti diyor. Hayret tengiz bir halin vardı. Sonra gülmeye başladın. Anlayamadım diyor. Ya diyor, ben bu adamın diyor memleketinde canını alacağım diye listemde o var. Senin yanında görünce yanlış mı yaptım acaba diye hayret ettim. Ama ben böyle hayret içindeyken aman beni memleketime gönder diye sana yalvardı. Ben seni gönderdim. Ben şimdi gideceğim onun defterini düreceğim. Konu bu. Biz bilmiyoruz bunları. Bunları biz bilmiyoruz. Evet, onun için ölümün ne zaman geleceği de belli değil. Her an Azrail gelmişti. Kahkaha atma arkadaş. Bak. Adam canını alacağım kahkaha yapıyor ya hiç. Gafil yani. Kahkahayla gülmek ey bir şey değil. Kalpleri öldürür. Biz gülmüyoruz canım. Apartmandasınız. Ben üst katta da oturuyorum. Bahçesi var. Ondan sonra yol var. Yazın pencereyi açıyorsunuz. Değil mi? Sokaktan bir kahkaha kadın kahkahası geliyor. Ta üst kata duyuluyor. Bunun adı Ayşe Fatma. Bir Müslüman adı. Yahu ne kadar şuursuz Müslümanız. Kadın kısmı kahkahayla güler mi yahu? Hem de sokakta elin içinde. Hadi evde kocanla gül. Bir şey demiyoruz. Orada da dik küren yap da. Çünkü ölebilirsin yani bak. Yani adam gülüyor. Canını alacağım dermiş diyor. Bak hadis peygamber Efendimiz söylüyor. Yani kahkahayı bir şey değil. Kalbi öldürür. Kahkahayı attığın böyle nasıl kahkaha atıyor. Çatlak çatlak gülüyor.
o kalpten hayır gelmez. Ben bu hadisi yoksam hikayeler, uydurma şeyler konuşuyor, milleti uyutuyor der bu adam. Kalp ölmüş. Bu kahkaha kalbi öldürür arkadaş. Böyle kalbi ölmüş bir adam ne desen dinlemez. Evet, kabahat bizde de var. Biz de beceriksiziz ama hep bizde değil canım. Adamın kalbi kararmışsa ne yapalım ya? Onu böyle ya böyle bıraktı. Hangi devirdeyiz? Kalbi kararmış. İşte bunun adam birisi kahkaha. Adam diyor güler gülüyor diyor. Canım ne olacağım diyor hala gülüyor. Böyle söyler Azrail aleyhisselam. Dikkatli ol. Her neredesin ol. Geçen hafta da okuduk. Mümin iyi halde ölür. Sabahleyin evden çıkarken ölebilirim. Nereye gidiyorum? İyi bir şeyse korkma. İyi yolda ölmek güzel bir şey. Ama yanlış filmler çevirmeye gidiyorsan, Azrail de yolun keserse ne yapacaksın? Mühür basacaklar. Hırsızlığa giderken, üç kaççılık yapmaya giderken canını aldım diye mühür basacak. Ameller sona göre değerleniyor arkadaş. Onun için iyi yolda mısın, kötü yolda. Şimdi iyi bak, camide vaaz dinliyorsun. Cevat Hoca beceremese bile şimdi Allah'ın evindesin. Ölsen şimdi korkma, mühür basacaklar. Camide senin evindi, misafirindi. Ama hep böyle mi ya? Şu anda meyhanede bir sürü adam var. Kadeh kokusturuyor, nar atıyor. Kimisi kumar oynuyor, kimisi şurada burada. Allah korusun. Bilen adam, inanan adam bunları yapabilir mi? Bu haldeyken geliverirse Azrail söz dinlemiyor. Bir dakika diyor mu? Gereğini yapıyor. Diye her halde iyi durumda olmayı. Bunu düşünerek bunun için çabalamalı, tedbir almalıyız. Onu söylüyor. Ya adam gülüyor. Ya şimdi camını alacağım diyor. Bak bu o demek. Kendinize gelin. Kendinize gelin. Ya Azrail 70 defa bakarmış insanların sözüne. Bırak hocam ya. Ya o Azrail kardeşim. Kendi gücünle bunu şey etme. Anında Allah ona her şeyi yapma iktidarını, gücünü vermiş. Buna göre tedbirini al. Evet. Ebu Hüdbe o Enes'ten radıyallahu anh'dan nakledilmiş. İnne minel enbiyâi men yesmeu savte feyekûn bizelke nebiyyen. Şimdi Allah Celle Celaluhu insanları yaratmış. Adem Havva'dan min zekerin ve ünse bir erkek ve dişiden ondan sonra çoğaltmış ve besse çoğalttı. Bunun için nikah şart konuştu. Birleşiyorlar. Nesil çoğalıyor. Kıyamete kadar bu devam edecek. Evet. Bunlara akıl vermiş. Hayvanlardan farklıyız. Hayvan karnı acıktı mı? Cinsel istekleri kabardı mı? Hiç kimse dinlemez. Dah der, yapar. Ama insan aklı var. Hayvandan ayrılan Allah yarattı. Zinayı haram kıldı. Hırsızı haram kıldı. İzinsiz elin bağından üzüm yemeyi haram kıldı. Elin malını aşırmayı haram kıldı. Bunları öğreneceksin. Kur'an göndermiş. Evvelce Kur'an'dan evvel Tevrat, Zebur, İncil var. Onları yürürlükten kaldırmış. Kur'an var şimdi. Kıyamete kadar o. Onunla da söylüyor böyle. Bu aklınla bundan hesabını vereceğim filan diye kendine geleceksin. Kendini tutacaksın. Kendini tutacaksın. Bu imtihan dünyası bu. Şimdi diyor ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunun yanında bir de ne yapıyor? Peygamber gönderiyor. Bak böyle yapın. Hem şahsıyla, fiilleriyle örnek, hem sözleriyle bizi uyarıyor Peygamberimiz. Beşiran ve nedira. Hem müjdeliyor bak iyi adam olursanız, Allah'ın dinine tutarsanız cennet var ha. Şimdi okudu hocam. Altından ırmaklar akan cennetler var. Bunu kim haber veriyor? Kur'an'ı kim tebliğ etti bize? Muhammed Mustafa. Yamuk giderseniz de cehennem var ha. Uyarıyor. Bu peygamber deniyor bunlara. Allah'ın emirlerini insanlara ulaştıran, insanlara anlatan, onların içinden, onların diliyle konuşan, onlar gibi yiyip içen, uyuyup yatıp kalkan insanlardan seçtiği kullarına peygamber deniyor. Özel kitap göndermişse, özel
dini kurallar mecmuası ki ona şeriat diyoruz. Buna Rasul deniyor. Yok, kendine belki bir peygamberin söylediklerini uygulamışsa buna Nebi deniyor, peygamber deniyor. Biz hepsine peygamber diyoruz. Hepsi peygamber ama Rasul Muhammed Mustafa, Kur'an var. İsa Aleyhisselam Rasul, İncil var. Musa Aleyhisselam Rasul, Tevrat var. Ha böyle, Davud Aleyhisselam Rasul, Zebur var. Kendine ver peygamberin usullerini söyleyen Nebi. Biz hepsine peygamber diyoruz. Bu peygamber olmak Allah'ın elinde bir şeydir. O seçer. Çalışmayla olunmaz. Çok zeki filan. Allah seçecek. Allah seçecek. O da diyor ki Muhammed Mustafa sonuncu peygamber, Hatemün Nebiyyin, mühürledim peygamberleri. O sonuncu, daha peygamber yok. Kıyamete kadar gelmeyecek. Kıyamet kopacak. Son peygamber o. Evet. Bu peygamberler Allah'tan vahiy alırlar. Allah'la konuşan yok. Hiçbir peygamber direkt Allah'ı göremedi. Sadece Muhammed Mustafa Miraç hadisesinde gördü. Allah mekana sığmaz. Şekle sığmaz. Öyle diyor İmam-ı Azam. Küllü mâ hatıra bibâlike vallâhu gayru zâlik. Aklına, hatırına ne geldiyse Allah o değil. Akla şekle, çünkü biz şekle sığdırırız. Gördüklerimizi hayal edebiliriz. Allah bu hayallerin dışında. Hristiyanlar benzetiyorlar işte. Gördüğünüz kilisede İsa Aleyhisselam böyle yapmış, böyle yapıyorlar filan. Bize göre, kimsenin dinine karışmıyoruz. Ama bizim Kur'an'ımıza göre Allah şekle sığmaz. İsa Aleyhisselam Allah da değildir. Allah'ın ol dediği kelimesiyle olmuş, doğmuş, babasız dünyaya gelmiş bir peygamberdir. Evet, şimdi peygamberler gönderiyor. Bu peygamberler Allah'ın emirlerini çeşitli şekillerde alır diyor peygamberimiz. Evet, bir kısmı men yesma'u savt fekün bizelke nebiyyen, hatiften bir ses duyar. Mesela Musa Aleyhisselam Tur Dağı'na, gidin ya görün Tur Dağı'nı. 4,5 saatte çıktık gece biz. Yalçın kayaların üstünde. Bir ses duymuş. Allah'ın sesini duymak, tecellisini duymuş. Kendini göremiyor. Öyle bir zevk duymuş ki. Erini enzur ile kendini göreceğim diyor. Sesinle yetmiyorum diyor. Kendini göster bana. Len tarani, beni asla göremeyeceksin Musa. Kur'an'da var, Taha suresine bakın lütfen. Velakin zur ilelce ve şu dağlara, kayalara bir bak. Onlar yerin inistekarra mekanehu, yerinde durarlarsa sen beni görebilirsin. Bir bakıyor Musa Aleyhisselam, o gök kayalar toz oluyor, dayanamıyorlar Allah'a. Allah'ın tecellisine dayanamıyorlar. Koca Musa, faharra Musa saika, pat diye bayılıp düşüyor, dehşette kapılıyor. Ayılıktan tübtü ileyk. Tövbe ettim, haddim olmayan şeyi istedim senden. Ama Muhammed Mustafa, Miraç'ta Sidret-i Münteha'ya vardı, Kur'an'da var Sidret-i Münteha. Cebrail Aleyhisselam diyor ki, bir parmak ileri geçersem yanarım diyor. Aynen ifadesi böyle. Tek sana izin var. Hiç kimse bu çizgiden ileri gidemedi. O çizgi bizim bildiğimiz çizgi değil, anlatmak için söylüyorum. O gitti, konuştu. Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat. Her türlü tahiyye, salat, selam, yaradan Allah'a mahsus. Bu hitaba, Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü. Ey şanlı peygamber, salat, selam sana olsun. Peygamberimiz ne kadar bizi seviyor bak. Yalnız bana değil ya Rabbi. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Bütün müminlere olsun. Ettehiyyat okuyorsunuz. Onun şeysidir bu. Evet, Kur'an'da bu yok. Efendimizin hadisiyle sabit. Miraç olayında. Böyle hiç şaşırmadan hazırlamış Allah. Bir ona mahsus. Allah nasip etsin, cennete gidelim. Nasıl gördün diye soralım.
gerek kalmayacak. Cennete girersek inşallah. Ama inşallah zayıf çıkıyor. Burada umutsuzluk yok ya. Cennette cuma günleri Allah Kur'an okuyacak. Kendi Kur'an'ını okuyacak diyor Peygamberimiz. Bizzat diyor. Nasıl bilmiyoruz. Gidince orada konuşalım inşallah. Allah nasip etsin. Evet böyle var. Şimdi peygamberler dedim göremedi ya. Kimisine bir ses gelir. Mesela Tur Dağı'na geldi. Peygamber olduğu söylenir ve peygamber olur. Hatif'ten. Peygamberin hadisi bu. Feyekul bize erken nebiyyen. Bu sesle şey olur. Peygamber olur. Kimisi Allah'ın emrini getirir peygambere görünür. Cebrail aleyhisselamdır o. Söyler buna vahiy denir. Buna vahiy denir. Vahiy yoluyla peygamber olur. Söylenir kendisine. Peygamberimiz böyle oldu. Hira Nur Dağı'nda tefekkür halinde orada kaya var. Bir kaya, mağara yani böyle. Onun bir insan sığacak kadar, hatta insan dikelemiyor bile. Tam Hacer-i Esved'e yönü. Orada tefekkür halindeyken bütün yeryüzü ufkunu kaplamıştı diyor. Öyle bir görseniz ne olursunuz? Yok olursunuz, ölürsünüz. Musa Aleyhisselam dayanamadı bak. Peygamberimize bir şey olmadı. O Allah onu öyle yarattı, öyle yetiştirdi. Heyecanlandı yalımız. Oku dedi, ikra. Mâ ene bikâriin. Ben okumak bilmiyorum. İlkokula gitmedim, ortaokul, lise yok. Ben bilmiyorum. Oku! Evet, sıktı beni diyor. İkra, bismi rabbikel dedi, halak, halakal insana min alak, 5 ayet. Bismillah diyerek okusana be. Allah öğretti işte. Orada Cebrail aleyhisselamın asli hüviyetiyle gördü. Bir de Sidde-i Müntaha'da gördü. Başkaları onu da göremedi. Dayanamayacakları için. Böyle Cebrail aleyhisselamı görürler. İnsan kılığında asli hüviyetiyle değil, insan kılığında görürler. Böyle peygamber olurlar. Vahiy yoluyla peygamber olurlar. Cin asla Cebrail kılığına giremez. Şeytanlar Cebrail kılığına giremez. Yazıyor burada. Asla giremez. Peygamberler aldatılmaktan masumdurlar. Peygamberlerin hepsi günahsızdır. Ufak tefek sürüşmeleri vardır. Adem Aleyhisselam cennette yasak meyveyi yemesi gibi. Ufak tefek ama zina yapmamışlardır. Yalan söylememişlerdir. Böyle günah işlemezler, masumdurlar ve aldatılmaktan da korunmuşturlar. Şeytan onları aldatamaz. Hiçbir peygamberi aldatamaz. Aldatamaz. Ve kâne minhüm men yara fil menem. Bir kısmı rüyasında görür. Görür ve peygamber olur. Nitekim İbrahim aleyhisselam ne dedi oğlu İsmail'e? Era fil menami enni ezbahuk. Oğlum ben seni rüyamda kesmek ile emir aldım. Ne dedi İsmail aleyhisselam? O da peygamber. Aslan yavrusu. Seteciduni inşallah minas sabirin. Babacığım emrolunan yap. Niye emrettilerse onu yap. Beni sabredenlerden bulacaksın. Ne demek yani beni niye öldüreceksin demedi yani. O da peygamber. Ama sen sakın rüyanda birisini kestin görürsen kesmeye kalkma. O peygamberlere mahsus. O da vahiy çeşididir. Bazı peygamberler böyle rüya yoluyla peygamber olurlar. Rüyada görürler. Seni şeytan aldatabilir. Çeşitli kılıkları gelir. Delikanlıları aldatıyor, kızlar geliyor falan. Hamamcılıyorsun diyorsunuz ya. Peygamberlere bu olmaz. Bütün peygamberler masumdur. Ama peygamberler rüyasını görürler. Böyle peygamber olurlar. Fekûnü nebiyyen nezîrâ. Ve Allah'ın inanmazsanız cehennem var diye korkudan peygamber olurlar. Ve kâne minhüm men yebüt fi üzünihi ve kalbihi fekûnü bizelke nebiyyen. Bazılarının
işte böyle Allah kalbine vahyini oturtur. Hiç şaşmaz. Kur'an-ı Kerim'de öyle. Cebrail Aleyhisselam getiriyormuş Kur'an'ı peyderpey. Tam sure halinde de var. Ayet ayet var. Şu sureyi, şu ayeti şu sureye koyacaksın diye emir de diyor. Peygamberimiz unutursam diye böyle gayret ediyormuş. Unutmayayım, görevimi aksatmayayım, eksik fazla söyleyeyim. La tuharrik. Oynatma dilini Habibim. İnne aleyna cem'ahu ve Kur'an'a. Onun kalbini biz yerleştireceğiz. Sana okutacağız. Telaşlanma. Kıyamet suresini okuyun. Evet, peygamberleri de böyle. Vahiy gelir, kalbine sabit olur. Peygamber olur. Evet, kulağına, kalbine oturur. Feyekûn bize erke nebiyyen. Gene böyle peygamber olur. Ve inne cibriyle ye'tini feyükellimini kema ye'ti ahadüküm sahibehu. Cebrail de bana, meleklerin en muazzamı, dört tane büyük muazzam melek var. Bir de onun peygamberlere geleni. Cebrail kardeşim de gelir, zaman zaman bana gelir. Sizden birinizin arkadaşına nasılsın, merhaba, iyi misin? Sorduğu gibi, karşılaştığı gibi gelir bana, konuşur. Feyükellimuhu. Konuşur peygamberlere. Bana da böyle Cebrail geliyordu. Böyle peygamber olur. Böyle peygamber olur. Evet. Ona görevini hatırlatır. Görevini hatırlatır. Evet. Bu vahiy kelimesi fısıldamak anlamına geliyor. Öğretmek anlamına geliyor. İlham anlamına geliyor. İz evhaytu ilel havariyin. Evet, Maide suresinde İsa Aleyhisselam havarilerine ilham etti. Allah, o vahyette değil. Keza mesela ve evha rabbuke ilen nahli, arıya vahyetti. Şimdi bir tane deli, ben arı kadar yok muyum diyor. Ben de diyor, bana da Allah vahyediyor diyor. Öyle adam var şimdi. Televizyonda konuşuyor ara sıra. Bana da tehdit mektubu yazmış. Bu konuşmaları yapıyorsun, canını okuyacağım sen diye. Gelsin, ben de buradayım. Hodri meydan. Evet, kaç tane tehdit mektubu gönderdi. Ben arı kadar yok muyum diyor. Allah bana vahyediyor. Deli lan deli. Vahiy sadece peygamberlere gelir. Evet, orada arı ilham ediyor arıya Allah. Neyi ilham ediyor? Kayaların kovuğuna, şuraya buraya kendine ev yap diye. Hani arı gelip de herkesin geçtiği yere yuva yapmaz. Erişemeyeceksin ya, çünkü balı kıymetli. Kur'an'da şifa diyor. Fî şifâün linnâs. İnsanlara şifadır. Hakiki bal bulursan ama. Esans koyuyormuş, fabrikada imal ediyormuş, bal diye satıyor. Kaç kilosu şu kadar. Bu kadar ucuz mu lan o? Neyse canım, boş ver, o bizim sahamız değil. Onu Allah ilham ediyor. Kimsenin ulaşmayacağı yerlere, yukarılara, bacalara, saçaklara, ağaçların tepesine kava koyuyorlar. Burada ilham manasınadır. Vahiy ilham manasınadır. Evet. Vahiyin böyle çeşitleri vardır. Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme her şey bu çeşitli şekillerde gelmiş. Kur'an-ı Kerim ve diğer konuştukları Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hep vahye dayanır. Yatma, kalkma, yeme, içme. Din adına söylediği zaten %100 Kur'an'dandır, vahiydir. Evet, öyle diyor. Evet. Ya vahyun yuha. Allah tarafından bana vahyedilen şeydir o. Ben bunun dışında bir şey söylemem. Ha. Ama biz insanız. Biz de bize de yo. O adamın dediği gibi deli o, yok öyle değil. O peygamberi seçmiş Allah. Ne yaparsa öyle diyor Abdullah ibn Amr ibn As. Ya Resulallah, sen hadislerini yazmayı yasakladın, Kur'an'la karışır diye. Ama ben gencim,
tam söylediğinizi tutamıyorum. Bana yazmaya müsaade edin. Peki, Kahire'de yatıyor. Abdullah İbni Amr İbni As. Kahire'de yatıyor. Yaz evladım. Ona izin vermiş. 1000 hadis yazmış. Arkadaş. Şimdi hadisler şüphelidir, uydurmadır diyenler var ya. Televizyonda profesör, profesör hadis diye bir şey yoktur diyenler var. Efendimiz mübarek ağzından yazmış dizinin dibinde. Bir süre sonra demiş ki, ya Resulallah bazen çok tebessümlü, neşeli oluyorsun, konuşuyorsun, inciler döktürüyorsun. Bazen canın sıkkın oluyor, üzüntülüyorsun, konuşuyorsun. Bazen gazaplı oluyorsun, hangisini yazayım diye. Yaz, vallahi bu iki dudak arasında doğrudan başka bir şey çıkmaz. Ben ne söylediysem Allah'a dayanır. Kendi ifadesi var. Onun için şimdi bu hadise inanmayanlar sünnet önemli değildir. Çok tehlikeli laftır. Sünnet önemli değil demek küfür lafızlardandır. Ehl-i sünnet inancına göre konuşuyorum. Bir aziz milletimiz 1000 yıllık tarihinde ehl-i sünnet yolunda yürüdü. Şimdi böyle kendini her şeye binen adamlar hadisleri önemli değildir. Kur'an'da bize yeter deyip kendiyle yorumlar yapıyorlar. Milletin kafasını bulandırıyorlar. Bizim yolumuz ehl-i sünnet yolu, 1000 yıllık yol işte bu hadislere dayanır. Peygamberimiz Efendimizin sözlerine, fiillerine, sahabilerin işlerine dayanır. Allah'ın Kur'an'ına dayanır. Aşırılıklardan uzaktır. Vahiy çeşitleri böyledir. Böylece evet inna avhayna ileyke ma avhayna ila Nuhin ve nebiyyin min ba'di Habibim biz sana vahyettiğimiz gibi Nuh'a da vahyettik. Ondan sonra diğer peygamberlere de vahyettik. Vahyettik. Vahiy yapar onlara. Evet. İnne men hafaza ala haulâis salavat. Şimdi peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Bunu okuyacağız, bitireceğiz. 5 vakit namaz. Dinin direği. Es-salatu imadü'd-din. Şu caminin şu büyük dilekleri, fil ayağı deniyor bunlara. Şu dilekler olmasa bu kubbe duramam arkadaş. Dünyanın en geniş kubbesi bu. Evet. Duramı hiç. Namaz dinin direği. Namaz yoksa din yıkılır. Yıkılmasından korkulur. Basit bir şey de yıkılabilir. Dinin direği şimdi ben de size bir müjde okuyorum. Hadis okuyorum. İnne men hafaza ala haulâis salavat el hams el mektubat fi cemaatin. Evet. 5 vakit namazı cemaatle camide kılmaya kim devam ederse, muhafızlık ederse diyor bak. Muhafız ne demek? Koruyan demek. Hiç kaçırmaz. Kuş uçurmaz. Hiç namazdan hiçbirini kaçırmaz. 5 vakit namazı camide kılar. Görevli, polis, doktor. Aha, o da gene arkadaş diyecek ki gel lan ben imam olayım sen cemaat ol. Ya sen imam ol. Orada da cemaat olacak. Mazereti varsa o cemaat da bunun yerine geçer. Ama hiçbir mazereti yok. Zor geliyor. Şimdi müjde söyleyecek bu. Muhteşem bir müjde var. 5 vakit namazı camide cemaatle kılmaya kim devam ederse, muhafızlık ederse hiç. Ne demek ama ne diyor biliyor musunuz? Alâ cemî şerâit. Şerâitihe. Şartlarına göre. Evet. Namazın şartları ne? Şart demek o olmazsa öbür tarafa gidilemez demek. Bir de namazın içinde var. Siz buna ne diyorsunuz? Namazın farzları vardır. Altısı içinde, altısı dışında. Senin anlayacağın hale getirmiş bizim atalarımız onu. Dışındakilere şart denir. Mesela hani namaz kıldığın yer temiz olacak. Pis yerde namaz kılınmaz. Elbisen temiz olacak. Üstün başı temiz olacak. Pis olmaz. Abdestsiz olur mu? Cünüp olur mu? Kıbleye dönmeden olur mu? Evet. Dışındakiler, işte bunlar. Evet, bunlar şart. Bunlara tam uyuyacaksınız. Bir de içindekiler var. Evet,
ayakta kılmazsanız namaz olmaz. Buradan okuyoruz. Aşağıdaki müjdeyi ermek için namazın altı dışındaki farzı, içindeki altı farzını tam yapacaksınız. Evet, şimdi ben doktorlara çatmıyorum. Peygamberimizin emridir. Dert indiren Allah devasını indirmiştir. Arayacaksınız, bulacaksınız, tedavi olacaksınız diyor. Efendimizin emri bu. Ama doktorlardan bayram namazına giden var, gitmeyen var. Değil mi? Hepsi, yani bir doktorlar değil, her tarafta var da. Şimdi dini hassasiyeti zayıf. Sandalyede kıl. Yıkanma bir daha. Diyor, hemen ilk sözü bir oluyor. Günahı benim olsun. La ilahe illallah. Secde etme ha. Günahı benim olsun. Dur be doktor bey, etme gözüm. Öbür doktora gidiyoruz. O başka türlü konuşuyor. Yani elin günahı ne omuzluyorsun be adam ya. Hani gavur olsa bir şey demem. Kardeşim olduğu için diyorum. Etme ya. Elin günahı ne alıyorsun ya? Akıllı işin bu ya. Ha, kıyam namazın olmazsa olmaz şartıdır. Çaresiz kalırsanız, çaresiz, zorlanırsanız değil, dikkat edin bakın. Zorlarsınız değil, çaresiz kalırsanız ayakta olmayabilir, oturabilirsiniz. Çaresiz kalırsanız, şimdi akşama kadar tazı gibi dolaşıyor kahveleri, çarşıyı, camiye geliyor, açıyor sedire, sandalyeye. Ulan o kadar gezerken belin ağrımıyordu, bacağın ağrımıyordu, şimdi mi ağrıyor? Kerata. E doktor böyle söyledi. E doktor kahve kahve dolaşma dedi sana. Yani böyle çok yanlışlar oluyor. Hele şimdi Diyanet İşleri Başkanı genelge çıkardı da hele şükür biraz. Yani sandalyeyle partisi kurulacak, ödün kopuyor yani. Camilerin yarısı sandalye olduydu yahu. Namaz kılan ben değilim. Biz söylemeyle memuruz. Çaresiz kalmadıkça ayakta namaz kılmazsanız kabul değil. Buradan okuyorum. Rükün derler ona. Kıyam yok, namaz yok. Secde-i sehiv yapsanız da yok. Secde-i sehiv farzı yapmadınız mı tamir etmez namazı. Çaresiz kalırsanız otur. Ha, ona bir şey demiyorum. O da seninle Allah arasında arkadaş. Öyle ben zorlanıyorum. Şimdi ben şu kadar yaşındayım. 17 yaşında adam gibi rahat inip kalkabilir miyim? Kemikler aşınmış, kireçlenmeler olmuş. Tabii inerken çıkarken katır kutur ediyor. Edecek tabii arkadaş. Yaşın kaç senin? Ha doktor böyle diyor. Yo. Lütfen farz namazları kılarken son kertede bunlara dikkat edeceksiniz. Evet, kıyam olacak. Bu da camide bu kadar sakat olmaz. Yani sakat adamlar kıyamı bırakabilir ya. Bu memleketin bu kadar sakatı olmaz ya. Camilerde 3-4 sıra şeyler var ya, yanlış. Bunu da ben şey demem, söylüyorum. Allah'la senin aranda. Bu kitap böyle yazıyor, ben söylüyorum. Sen de buna inanıyorsun. Çaresiz kalmadıkça ayakta farzı kıl. Sünnete bir şey demiyorum. Ama ne olur? Sünnet olduğun yerde sağlam kendini kılabilirsin. Olur ama 100 vereceklerse %50'sini keserler. Ama geçerlidir. %50 iskontolu. Farzda bu yok. Farzda yapabilecekken kıyamı yapmadınız mı? Farz yok. Lütfen buna çok dikkat edin. Ya bacan zorlanacaksın arkadaş. Zorlanacaksın. Farza. Rükû. Ha gözünde bilmem ne var. Tamam kardeşim fazla eğilme o zaman ama biraz eğil. Ha. Sonra yanınızda böyle normal insanın bir yere dayanması inip kalkarken yanlış. Namaz kılarken. Bacağında kireçlenmeler var. Tamam. Sen tutun kalk. Tutun in. Elini daya kalk. Elini daya in. Bunlara izin var. Ama ayakta kalmayı bırakamazsınız. Çaresiz kalmadıkça. Evet secde de böyle. Evet kıyam, kıraat, ruku. Okumayı bilmiyor. Öğreneceksin arkadaş. Her şeyi biliyorum. İnna atayne kul huvallatı öğrendin. Fatiha'yı öğrendin ya. Koca adamsın. Her şeyi öğreniyorum ama buna gelince ben beceriyorum. Yok becereceksin. Kıraat
namazın farzıdır. O yok, namaz yok. Hem de Kur'an'ı güzel okuyacaksınız. Yanlış okursanız olmaz. Düzgün okuyacaksınız. Mana değişirse olur mu? Halik, yaradan demek. Halik, berber demek. Allah'ı berber yapıyorsun lan sen okurken kerata. Bu namaz olur mu be? Her şeyi öğreniyorsun. Hiç olmasa namaz kılacak kadarı güzel öğreneceksiniz. Diyanette cami imamlarına görev vermiş. Okutacaksınız diyor. E işten uğramıyorsun. Kıraat namazın olmazsa olmaz şartıdır. Ondan sonra secde olmazsa olmaz şartıdır. Kıyam, kıraat, rükû, sücud, kadiyah-ı teşehhüd miktarı oturmak. Bunlar yok. Evet işte bunlara uyaraktan, dışındaki şartlara uyaraktan, camide cemaatle kılaraktan bir ömür geçirdin. Bak ne diyor şimdi? Müjdeye bak şimdi sen. Kâne evvele alâs-sırâti kel barkil lâmi'. Yağmur yağdığı zaman gösteriyor televizyon. Nasıl böyle şimşek çakıyor değil mi? Anında yakalayamıyorlar. O elektrik akımından oluyormuş. Bu elektriği bir zapt edebilseler, depolayabilseler, dünya hiç ihtiyaç kalmayacak. O kadar muazzam gücü var. Fakat depolayamıyorlar elektriği. Ona uğraşıyorlar şimdi dünya. O nasıl anında geçiyorsa böyle bir an, Sırat Köprüsü'nden öyle geçersin diyor Peygamber. Beş vakit namazı böyle camide, cemaatte farzlarını yerine getirerek kılarsan. Evet. İlk geçeceksin, şimşek gibi geçeceksin. Ve haşerahullah fi evvel zümretin mines sabikin. İlk cennete girenlerden onların arasında kim o? Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Hasan, Hüseyin, sabik ve sabikune sabikune. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Vakıa suresini okuyun. Ebu Bekir Efendimiz yanına gideceksin, elini öpeceksin, o da seni okşayacak, gel lan şuraya diyecek. Beş vakit namazı camide cemaatle farzını yerine kadar kılarsan, işte onlarla beraber haşrolunursun, Allah haşreder. Ve kâne lehu fî külli yevmin ve leyletin hâfaza aleyhinne kecr elfi şehid. Ömrünü böyle geçirmiş, her günün için camiye koşuyorsun, farzlarını yerine getiriyorsun, şartlarını yerine getiriyorsun, camide namaz kılıyorsun. Her gün gutilu fi sebilillah, Çanakkale'de ölen Mehmetçin şehit gibi bin şehit sevabı var diyor Peygamber. Hocam bu da bol keseni atma. Ben atmıyorum lan. Peygamber veriyor. O da Allah'tan öğrenmiş, sana söylüyor. Zar ama değil mi? Hele bu devirde televizyon dizi seyredeceğiz diye. Ya hanım bağırıyor mutfakta, yemek diyor, soğuyor da gel. Dur lan diyor, dur. Şu dizi bitsin. Kavga ediyorlar hanımla. Namaza falan nereden gelecek herif? Dizi seyrediyor. Kopabiliyor musun televizyonun karşısından? Dükkanında mal, müşteriler var. Kusura bakmayın. Bana 10 dakika müsaade edin. Farzı kıl gel. Diyebiliyor musun? Kaçağı müşterilerle. Her Müslüman böyle olsa kaçmaz lan. Aa, zor yani. Para kaçacak, müşteri kaçacak. Dizi kaçacak. Gönlün onu istiyor. Bunları başardın da her gün beş vaktini camide, cemaatle kıldın mı bin şehit ecri var diyor. Muazzam bir lütuf bu. Zor olduğu için zoru başaranlara biz de duyuruyoruz. Evet. Şimdi bu Allah'ın lütfu erdiniz mi? Evet. Size ne kazandırıyor? Onları şimdi söylüyor. Bakın. Evet. İnne salate tenha anil fahşai vel münker. Camiye geliyorsunuz, uydum şuma dediğiniz hocaya, garanti belgeniz var. İkindi namazınız garanti. Hesabını hoca verecek. Garanti namazı güzel kıldınız yani. Size düşeni yaptınız, bütün hesabını hoca verecek.
Onun için camiye gidin akıllıysanız, garanti belgesi alın. Böyle garanti aldığınızda bu namaz sizi kötülüklerden engeller. Her hafta cumada söylüyor. İnne salahete tenha anil fahşai vel münker. Fuhşiyattan, münkerden sizi engeller. Hocam biz beş vakit kılıyoruz, yine de yalancılık yapıyoruz falan. Güzel namaz kılmıyoruz da ondan. Evet, bu namaz bizi böyle şeylerden korur. Hafizu ala salavati. Namazları muhafızlık edin, sakın kaçırmayın. İhfaz salateke liyahfazke. Evet, ilahüllezî emareke bis salati. Namazı emreden Allah seni de korusun. Feskürûni ezkürküm. Evet, siz beni anın ki namaz Allahu Ekber. Allah'ı zikrediyorsun. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Beni zikredin, ben de sizi zikredeyim. Ayet bu. İhfaz Allah'a yahfazuke. Allah'ı sen koru, böyle an her yerde. Allah da seni korusun. İkincisi, evet, namazla, namaz kılanla namaz arasında ihfazı salate hatta tahfazuke. Namazı güzel kırdın mı, namazı seni korur. Evet, üç yönden. Bir, namaz seni günahlardan korur. İnne salaten hanil fahşâ münker. Evet, ikincisi, namaz seni belalardan korur, mihnetlerden korur. Belalardan korur. Evet. Değil mi? Çöpçü yukarıdan 7. kattan düşen çocuğu tutmuş. Anası babası iyi bir adamdı onun herhalde. Arkadaş, oğlumu kızını da korursun. Sen güzel bir adam olursan namaz böyle işte. Beş vakit namazı belalardan, mihnetlerden, çocuğu ölse bela değil mi ya? Orada süpürge tuttu çocuğu, kurtardı. Ne büyük şey. Aha, böyle seni belalardan korur namaz. Beş vakti kılarsan. Vesta'inu bis sabri ve salâ. Evet. Evet. Yani Allah'tan yardım, namazdan yardım diyeyim. Allah'ın ayeti. Üçüncüsü, namaz sahibini korur. Nerede? Şefaat eder. Evet. Bak ne diyor? Akimus salate ve atuz zekat. Namazı kılın, zekatı verin. Ve ma tukaddimu li enfusikum min hayrin. Ni hayır ederseniz teciduhu indallahi. O sizi kalacak, şefaat edecek, kurtaracak. Kurtaracak. Kur'an şafidir, şefaat eder. Namazda da Kur'an okuyoruz. Namaz da bizi kurtaracak, şefaat edecek, şefaat edecek. Beş vaktimizi camide cemaatle kılmaya mutlaka önem verelim. İşte bakın, müjdeleri görüyorsunuz. O Çanakkale'de şehit olan adam, aç, susuz, silah yok. Onun sevabını vereceğim diyor ya. Hadis, peygamber böyle yalan söyler mi? Bu zorluğu yenip cemaate koşacaksınız. Beş vakti camide kılacaksınız. Onun için yani bir tanıdığımız albay var. 90. Beş vakti camiye gidip geliyor. Adam disiplin adam, bunları duydu. Ben yaşlıyım filan demiyor. Yazık böyle. Titriye titriye geliyor. Titriye titriye geliyor. Yani gıpta ediyorum adama. Disipline alışmış adam. Sen de böyle kendini disipline sor. Kalıp da dedikodu yapacağını. Erkenden çıkıyor, titriye titriye geliyor, titriye titriye diyor. Ya ben yaşlıyım demiyor, dikkat edin. Bu müjde. Muazzam bir şey bu. Ya bunları yaptığını herkesin yapabileceği şey bu. Herkesin yapabileceği şey bu. Evet, bunlara dikkat edelim. Yani şimdiki hocalar, şeyhler mahalleye geliyor, hiçbir şey yok. Evde toplanıyorlar, oturuyor cami dibinde, namazı çıkmıyor. Şeyh adam camiye mi çıkarıyor? Niye çıkmasın ya? Burada yazıyor mu şeyhle hariç diye? Peygamber hiç cemaatten kalmış mı? Ömrü billah. Beş vaktin camide kılmamış mı? Sana ne oluyor yani? Ahir zamandayız. Hoca gelmiyor ki ben ne gideyim? Sen ne diyeceksin hocayı ya? Peygamber'e bak. Bizim hocamız peygamberimiz. Diğer hocalar peygamberimiz yolunu öğrettiği sürece hocadır. Aksi halde kusura bakma hocam. Sen kenara çekil. Peygamberimizin dediğini yapacağız. O da beş vakti namazı
camide cemaatte kılın diyor. Böyle müjdeler var. Allah sizden razı olsun.